Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tane pilav tarifi vermek istiyorum. Tencereme azıcık sıvı yağ döküyorum ve bir çay bardağından az tel şehriye döküyorum ve koyu renk olana kadar, pembeleşene kadar kavurmaya devam ediyorum. Evet, tel şehriler kavrulduktan sonra 2 su bardağı yıkamış olduğum pirinci birazdan ekleyeceğim. Eklerken altını kısın çünkü yağ sıçrayabilir, eliniz yüzünüz yanabilir. 3-4 dakika daha pirinçlerimi böyle kavurmaya devam edeceğim. Ne kadar pirinci kavurursak o kadar tane tane oluyor. Kavururken de 2 tane kesilmiş küçük katı yağ koyuyorum. Şeker ilave ediyorum, 1 tatlı kaşığı şeker. Tuz ilave ediyorum. Azıcık da limon suyu ilave ediyorum. Limon suyu ve şeker renginin açık olmasını sağlıyor. Sararmasını engelliyor. Böyle de 3-4 dakika kavrulduktan sonra mısırlarımı ilave edeceğim. Evet, pirinçleri iyi kavurduktan sonra bir su bardağına yakın mısır koyuyorum. Haşlanmış konserve hangisi tercih ederseniz, istemezseniz de koymayabilirsiniz. Benim kızım çok sevdiği için ben mısır koymayı tercih ediyorum. Bunu da 2-3 dakika böyle kavuruyorum. Evet, kavrulduktan sonra 3 su bardağı su koyuyorum. 2 su bardağı pirince 3 su bardağı su ilave ediyorum. Benim ölçeğim bu ve tam kıvamında oluyor. 3 su bardağı suyumu ilave ettikten sonra altını kısıp yarım saate pişmeye bekletiyorum. Evet, kapağını kapattıktan sonra altını kısıp yarım saatte pişmesini bekliyorum. Evet, pilavımız pişti ve şimdi sunum zamanı. Tabağıma doldurdum. Gördüğünüz gibi tane tane oldu pilavım. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Ellerine sağlık. Beni izlediğiniz